ile karşınızdayım başlıktan anlamış olduğunuz gibi. Bugün sizlerle birlikte bir kitaplık turu yapıyoruz. Öncelikle en üstteki bu raftan başlamak gerekirse Harry Potter ve Sırlar Odası'nın özel baskısı var. Felsefe Taşı'nın özel baskısını bulamadığım için Sırlar Odası ve Azkaban Tutsağı'nı almıştım. Bu arada yıkacağım galiba buraları. Yine Azkaban Tutsağı var. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın İngilizce versiyonu var. Bu Gryffindor edisyonu. Felsefe Taşı var. Sırlar Odası var. Azkaban Tutsağı. Ve Ateş Kadehi var. Harry Potter serisi benim kitap okumamı sağlayan seriydi. Aynı zamanda burada bir tane de zaman döndürücü var. Bunu da hepsiburada.com'dan yaklaşık 27 lira gibi bir fiyata satın almıştım. Onun yanındaki rafa geçtiğinizde hemen burada yine Harry Potter ve Zümrüdü Anka yoldaşlığı var. Senin en kalın kitabı ve benim bu açıdan dolayı en sevdiğim kitabı. Melez Prensler, buralar biraz dağılacak sonra düzenli. Ölüm Yadigarları var. Harry Potter ve Lanetli Çocuklar bence serinin yüz karası olan kitabı ve keşke çıkmasaydı dediğim tek kitabı bu. Bir tane Gryffindor kupası var. Bu kupa muhtemelen bana hediyeydi. O yüzden nereden olduğunu bilmiyorum. Bir tane de bu şekilde yine Hogwarts'lı bardak altlı var. Bunu İnkılap Kitap Evi'nden satın almıştı. Bir tane broş var. Broş mu deniyor buna yani bu şekilde? Bunu Rana bana yapmıştı. Buradan da tekrardan teşekkür ediyorum. Bir tane Harry Potter'lı bu şekilde bir defter var. Bir de Ozan Bidil'in hikayeleriyle Çağlar Boyu Quidditch var. Daha sonrasında bu rafa geldiğinizde burada Ay Günlükleri serisinden Scarlet, Cinder ve Cress var. Bunlar neden burada bilmiyorum ama herhalde videoda görünsün diye bunları buraya koydum. Daha sonrasında Illuminae. Bu benim en sevdiğim bilim kurgu serisi. Gemini var. Gemini'ye zaten aşık oldum. Bu ay okumuştum. Bu da Gazap ve Şafak ikilemesi var. Bu Gazap ve Şafak. Bu da ikinci kitabı Gül ve Hançer. Sevdiğim tüm erkeklere ve ikinci kitabı olan Not Seni hala seviyorum. Bunun üçüncü kitabını maalesef alamadım çünkü 50 lira. Eleanor ve Park. Bunu henüz okuma fırsatı bulamadım. Fangirl var. Bunu da henüz okuma fırsatı bulamadım. Yine okuma fırsatı bulamadım. Mucize kitabı var. Hayatın Kıyısında. Bunu bu ay okudum. Aynı Yıldızın Altında var. Bunu da yine geçen ay değil, Nisan ayında okumuştum. Alaska'nın Peşinde yine John Green'in sevdiğim kitaplarından bir tanesi. Bunu da geçen ay okumuştum. Kaplumbağa Kabuğunda Dünya ise henüz okumaya fırsat bulamadığım kitaplardan. 99. Gün var. Ve Genç Elitler var. Bunun devam kitaplarını o kadar çok istiyorum ki bu yüzden başlamıyorum bu kitaba ama birine aldırmam lazım yoksa hayatta yani alışveriş yapmam yasak. Onun hemen yanındaki rafa geçtiğinizde öncelikle burada Senden Önce Ben kitabı var. Bu kitabı çok seviyorum. Daha sonrasında Replika var. Bu yine çift taraflı bir kitap. Daha sonrasında Bu Bizim Hikayemiz. En sevdiğim polisiyelerden bir tanesi. Ada. Ada Sırlar Çözülüyor. Ada Yanıyor. Şu an bu üç kitabı maraton yapıyoruz Şevval ve Eren'le birlikte. Sessiz Kalma. Hayalet Kalp kitaplığımın en değerli kitaplarından bir tanesi. Acayip şekilde seviyorum bu kitabı. Son ve Ötesi. Henüz bunu da okumaya fırsat bulamadım. Her gün var yabancı kitapların arasında bir tanecik Pegasus karışmış. Bu da Çerezlik. Ne çok sevdiğim ne sevmediğim bir kitaptı. Warcross var. Yine en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Ana, Lola ve Ayla üçlemesi var. Bu üç kitabın sırasını bana o kadar çok soruyorsunuz ki şimdi sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar Ana ilk kitap, Lola ikinci kitap ve Ayla da üçüncü kitap. Bu rafa geldiğimizde öncelikle Çünkü Biz Karıncayız kitabı var. Çünkü Biz Karıncayız LGBT temalı bir kitap. Çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Gün Işığı Kız'ın Hayaleti var. Aşk ve Dondurma yine Çerezlik yazarlarının okuyabileceğiniz bir kitap. Cadı Avcısı ve Kral Katili benim en sevdiğim fantastik serilerden bir tanesi. Gecenin Hikayesi Ailema. Bence Efesus'un bastığı en iyi kapak tasarımı sanırım bu. Gözlük var. Bu kitabı gerçekten hiç sevmemiştim. Hiç sevmemiştim. Kanka yine benim Saftir'in biraz daha gençliğe uyarlanmış hali olarak gördüğüm bir kitap. Söylemeyeceğiniz Sözler benim Efesus'taki tek sevdiğim kitap şu anlık. Neptün'ün Cinayetleri de aynı yazar olmasına rağmen bunu hiç sevmemiştim. Gerçekten nefret ediyorum. Yarım bıraktım. Katiller Çetesi Sarai ve de Isabel var. Sarai'yi okudum fakat gerçekten nefret ettim. O yüzden Isabel'e şu anlık bir şans vermedim ama vermeyi düşünüyorum. Yine G.A. Rudmarski'den Hiçliğin Kıyısında. Bu da çok fazla cinsellik içerdiği için yarım bırakmıştım. Büşra Küçük'ün 1, 2, 3 Sen Ver bu kitabı hangi akılda aldığım hakkında hiçbir fikrim yok fakat şu anlık okumayı düşündüğüm bir kitap değil. Beyza Alkoç Karantina 2. Perde var. Bu kitabı da yine çok seviyorum. 1. kitabını şimdi sizlere göstereceğim. Evet, bu rafa geldiğimizde öncelikle Karantina'nın ilk kitabını görüyorsunuz. Yine Karantina benim en sevdiğim Wattpad kitabı ve Türk yapımı kitap. Daha sonrasında Ay Çöreği ve Elmalı Turta var. Bu seriyi gerçekten çok seviyorum çünkü çok tatlı bir aşkı anlatıyorlar ve bence yaz ayında çok çok güzel okuyabileceğiniz iki kitap.
Beyza Okuç 3391 kilometre var. Bundan iki tane var çünkü bir tanesi Ankara'daki kuzenime hediye. Bunu ben okudum, evet. Öbürü de Ankara'daki kuzenime hediye. Henüz daha verme fırsatı elime geçmedi. Kaptan Yürekli Çocuk adında bir çocuk kitabı var. Hilekar ve Lider var. Yine Türk yapımı bir fantastik seri. İlk kitabını gerçekten çok sevmiştim Hilekar'ı. Fakat Lider'i o kadar da sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Gerçekten nefret etmiştim. Aslında 4N1K ilk kitabı ve de ciltli olarak basılmayan 4N1K ikinci kitabı var. Bu arada Soranlar için de dizisini izliyorum şu an. Yine Büşra Yılmaz'dan Ölüme Fısıldayan Adam var. Bunu da çok seviyorum. Taht Oyunları okumaya çalışmıştım fakat 200 sayfasını 2 hafta boyunca okuduğum için yarım bırakmıştım. İlerleyen zamanlarda yani kış aylarında tekrardan bir şans vermeyi düşünüyorum. Karanlık Zihinler serisi var. Benim bu zamana kadar okuduğum ilk ve tek distopya. Tek olmayabilir ama ilk distopyaydı. Açıkçası biraz yavaş ilerlediğini düşünsem de bu seriyi seviyorum. İlk iki kitabını okudum. Henüz üçüncü kitabını okumadım. Buraya geldiğinizde artık ciltli kitaplarım son bulmuş oluyor. Merlin'in ilk kitabı var. Bunu okudum. Gerçekten sevdiğim bir seri olmuştu. Fakat daha sonrasında bir türlü fırsat bulup devam edemedim. The 13 Reasons Why var. Ölmek için 13 Sebep adlı kitabın İngilizce versiyonu. Bunu henüz okumaya fırsat bulamadım. Mama var. Yine benim en merak ettiğim çocuk kitaplarından bir tanesi. Baskısını da çok seviyorum gerçekten. Çünkü Pegasus bastı. İtekin'in bilim kurgu klasiklerinden Su Adamı var. Bilim kurgu klasiklerine başlayacaksanız bu kitabı öneririm ben. Gerçekten çok sevmiştim ve devam etmeyi de düşünüyorum bu klasikler serisine. Daha sonrasında Kırık Kalpler Reçetesi var. Benim kitaplığımın ilk üyelerinden fakat henüz okumaya fırsat bulamadığım kitaplardan. Küçük Mutluluklar Pastanesi var. Yine marketten aldığım bir kitaptı fakat beğenmeyip yorum bırakmıştım. Uyanış ve de Kaçış var. Bu ay okumayı planlıyorum. Gerçekten merak ettiğim bir seri. The 100 serisi var. Bu seri aslında başlamayı çok istiyorum fakat devam kitapları elimde olmadığı için şu an başlamıyorum. Kitap Hırsızı var, yine çok merak ettiğim fakat yavaş ilerlemesinden korktuğum için yaz aylarında okuyamadığım bir kitap. Kırklara Söyle Eve Döndüm var. Yine bu da LGBT temalı bir kitapmış sanırım. Buna da henüz fırsat vermeye fırsat bulamadım. Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocuklar serisinin ilk kitabı var. Bir de üçüncü kitabı var. Ben ikinci kitabını bir arkadaşımdan okumuştum. Dolayısıyla şu anda elimde yok. Daha sonrasında Percy Jackson serisi var burada. Şimşek Hırsızı, Canavarlar Denizi, Titan'ın Laneti, Labirent Savaşı, Son Olimpos'lu. Serinin ara kitabı olan Yunan Tanrıları hakkında bilgi veren Yunan Tanrıları kitabı. Yine bir ara kitap olan Melez Dosyaları. Sonrasında Cam Yayınları'ndan iki kitabım. Paulo Coelho, Simyacı kitabı ve Şeker Portakalı. Şeker Portakalı'nı okudum. Simyacı ise henüz okuyamadım. Gençler için Nutuk kitabı var. Bu tamamıyla 8. sınıf konularını kapsıyor. Eğer LGS'ye girecek varsa bilginiz olsun. Cinder var. Ergenlikler serisinden. Scarlet. Cress. Ve serinin bir ara kitabı olan Levana. Benim en sevdiğim kitabı kesinlikle Cinder. Daha sonrasında Ölümcü Oyuncaklar serisinden iki tane kitap var. Birincisi Kemikler Şehri. Bu kitabı çok seviyorum. İkincisi Küller Şehri. Yine benim en sevdiğim fantastik serilerden bir tanesi bu da. Fakat üçüncü kitabını alışveriş yasağından dolayı alamadım henüz. Petey kitabı var. Herkese önerdiğim bir kitap. Stephen Zweig'ın Fruit kitabı var. Bu kitabı merak ediyorum fakat yine yaz aylarına uygun görmediğim bir kitap bu da. Çizgili Pijamalı Çocuk yine Petey gibi herkese önerdiğim bir kitap. Bunu şiir kitaplarının kapaklarını gösterme gereği olduğunu düşünmüyorum. Ben Sana Mecburum var. Atilla İlhan'ın Özdemir Asaf Lavinia var. Özdemir Asaf'ın Niye Yalnızlık Paylaşılmaz var. Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır. Bu kitabı bana çok çok önerdiniz. Denemeler var Montaigne'in. Romeo ve Juliet var yine William Shakespeare. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu var. Satranç var yine Stephen Zweig. Benim Stephen Zweig'le aram çok iyi değildir bu arada. Franz Kafka'nın Aforizmalar var. Bunu çok seviyorum. Yine Franz Kafka'nın Dönüşü. Bunu da çok seviyorum. Halil Cibra'nın Ermiş kitabı var. Bu da yine çok sevdiğim klasiklerden. Stephen Zweig Bir Çöküş'ün öyküsü var. Bunu henüz okumadım. Olağanüstü Bir Geceyi de henüz okumadım. John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabı var. Nerido'nun Postacısı adında bir kitap var. Yine Lagün'ün Çağrısı adında öğretmenimin hediyesi olan bir kitap var. Hüseyin Yurttaş'ın Çanakkale İçinde adlı şiir kitabı var. Yine Çanakkale Savaşı'nı konu edinen. Benim öğretmenimin bir şiir kitabı var. Kuşluktan Esintiler Özlem. Onun babasının bu arada. Öğretmenimin değil, öğretmenimin babasının. Özlem Rasaf 9'a kadar ön. Gülten Akın Deli Kızın Türküsü. Nazım Hikmet Henüz Vakit Varken Gülüm. Edip Cansever Gelmiş Bulundum. Bu bir çocuk kitabı. Aysel Kaymaz'ın galiba. Çocuk şiirleri. Kuşları dökülmesin ağaçların. Bu da yine Aysel Kaymaz'ın Kalan adlı şiir kitabı.
Benim öğretmenimin bu sefer şiir kitabı olan Şimdi Gitsem. O da yine Özlem Tecan dersiz. Daha sonra da burada Küçük Prensler var. Ercan Doğan'ın Yüreğimdeki Çizgiler, Çizikler adında bir şiir kitabı var. Tesla'nın Kutusu adında bir kitap var. İki tane çocuk kitabı olan Bin Bir Kötülük 1 ve 2 var. Burada da hemen 4 tane İngilizce kitap var. The Central Will Go, Treasure Island, Frankenstein ve The Pearl adında 4 tane kitap var. Uzumaki'nin ilk cildi var, Tokyo Ghoul'un ilk cildi var ve Tokyo Ghoul'un ikinci cildi var. Bunlar yine sevdiğim mangalardan. Ve burada 2 tane plaketim var. Kitaplarım da bu şekilde. Ve bugünkü videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sosyal medya hesaplarımı şu an ekran üzerinden takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, okur kalın. Hoşçakalın.